BGS Motorsport'a hoş geldiniz. Merhaba, bu hafta programımızı İzmit Körfez pistinden Türkiye Motosiklet Şampiyonası'nın 4. ayağından başlatıyoruz. Merhaba, ben Ahmet ve yanımızda motosikletin önde gelen isimlerinden Sina Feneri var. Merhaba Sina Bey. Merhabalar. Sina Bey, sıcak bir gün, pilotları bu sıcak etkileyecek mi acaba? Evet, sanıyorum etkileyecektir. Evet, önce boşluğu atmak için yarışçılar start aldılar ve boşluğundan sonra Bahattin pit'e girdi. Evet, start verildi. Ama şu anda Bahattin Sofoğlu yok, pit'te biliyorsunuz. Evet, Lemencelos'un lider Aydın Ateş, sanıyorum Bahattin en son geçen kişinin ardından çıkış yapacak. Çıkışından çıkış yapacak. Sanıyorum birazdan göreceğiz onu. Evet, Bahattin de çıktı. Pirelli virajına gelirken Levent Cihaz'ın birinci durumda Aydın Ateş. İkinci durumda. Ali Arta var. Üçüncü durumda. Dördüncü Cem Varol var. Görüyoruz. Hemen şunu sormak istiyorum Sina Bey. Biliyorsunuz bir ve ikinci ayak diye iki yarış yapılıyor bir gün içinde. Bunun nedenini bize anlatır mısınız? Şampiyonu biliyorsunuz normalde yani ayaklarda bir takım hatalar olabilir. Bunlar telafi edilsin diye iki ayak üzerine yapılıyor. Şu anda Levent'i zaten top aşıklığında görüyoruz. İki ayak yapılmasının sebebi yarışçı birinci ayakta kaybettiği bir olayı, yani yarışta kaybettiği bir olayı ikinci ayakta daha telafi edebilsin diye. Yani aynı gün içinde iki şansları var o zaman. Evet, iki şansını yapabilsin diye. Şu anda sanıyorum ikinci turdalar. Süleyman Memnun'u görüyoruz. Süleyman Memnun bu sene grafiği biraz enteresan. İyi yarışları var, kötü yarışları var. Evet, Ali Atay kaydı görüyorsunuz. Süleyman Memnun onu sıkıştırıyor. Arkasında Cenk Aslanoğlu var, Cem Varol var. Bahattin, bakar evet, mısınız? Aşağıda Bahattin 3-4 kişi geçmiş durumda. Ya ilk turlarda Bahattin'in müthiş bir tırmanma var. Evet, Bahattin gerçekten çok geride kaldı. Sanıyorum tırmanmak için iyi bir mücadele edecektir. Biraz Süleyman Memnun hakkında konuşabilir miyiz? Yani dersem yeni bir motosiklet yarışıyor bugün değil mi Sina Bey? Süleyman Memnun'un motosikleti öteki motosikletlerine nazaran daha sport touring bir motosiklet. Kawasaki ve Suzuki daha spor bir motosiklet. Farkındaysanız da fark ediyorsunuz ve o bakımdan biraz daha yavaş kalıyor. Fakat Süleyman buna kendinden çok şeyler katıyor. Çok başarılı bir yarış çıkartacağı gözüküyor. Evet, Ali Atay'ı atak yaparken, Ali Atay'ı çıkarken geçti. Süleyman Memnun, peki bu farkındaki en kuvvetli noktaları nelerdir? Hangi virajlarda çok tehlikeli oluyor? Süleyman Memnun bu yarış burada, bu pistte 1994'ten beri yarışan bir sporcu. Burada her virajın kritik noktalarının nereleri olduğunu çok iyi biliyor. Nerede geçilebilir, nerede geri kalınabilir biliyor. Bu sırada Aydın Ateş'i görüyoruz. Evet, Honda biliyorsunuz bu sene bu yarışlara sponsorluk ediyor. Ve ikinci durumda görüyorsunuz. Aydın Ateş de bu sene yeni katılan pilotlardan birisi. Peki Aydın Ateş hakkında biraz konuşalım o zaman. Biliyorum 5 tane kardeşi var ve her yarışta Aydın Ateş'i desteklemek için geliyorlar. Elbette. Aydın'ın kuvvetli noktalarını bize söyler misiniz? Yani? Aydın'ın kuvvetli noktalarından bir tanesi Aydın'ın kilosu. Aydın kilo olarak çok iyi bir kiloya sahip. Sanıyorum bir 50-55 kilo civarında. O ona çok büyük özellikle, bakın burada gördüğünüz gözlüklerde Levent'in hemen arkasına giriyor. Çünkü kilo avantajında motosiklet daha iyi aksiyonu yapacak. Yaklaşık 40 kilo daha hafif. Evet, yani. Levent biliyorsunuz 90 kilo. Yani 87-90 kilo civarında. Biz onu 90 kilo diyelim. Elbiseleriyle falan daha da ağır oluyor. Bu sırada Bahattin'in tırmanışını görüyoruz. Gördüğünüz gibi Bahattin Cem Varol'u yakaladı. Problemi halloldu demek ki Bahattin Sofoğlu. Sanıyorum, evet. Sanıyorum debriyajında bir ısınma oldu tahmin ediyorum. O bir şişme oldu. O şişmeyi tabii yarış esnasında bir soğuma yakaladı. Peki biraz Bahattin Sofoğlu'na hakkında konuşalım. Evet, genç bir pilot değil mi? Bahattin çok genç bir pilot gerçekten. Bu sene askerliğini yapıyor biliyorsunuz. Askerliğinden izinle geliyor. Onun yanı sıra da bir 20-21 yaşında çok genç, kondisyonlu. Evet. Hakikaten bu işi de çok iyi yapan bir, arkasında bir ailesi var. Bu işi komple yapıyorlar. Gerçekten çok başarılılar bu konuda. Kardeşleri drag yarışlarına katılıyor. Bahattin de mi drag yarışlarından geldi? Evet, Bahattin Ezan drag yarışlarından yetişti bugünlere. 96'da ilk defa birkaç şampiyonaya katıldı. 97'de daha başarılı oldu biliyorsunuz. İkinci sıraya kadar tırmandı. Levent Cilesun'un arkasından. Levent de bu sene çok başarılı bir grafik sergiliyor. Kawasaki'nin yeni motoru, ZX6 biliyorsunuz. Gerçekten bu sene yeni hazırlandı, yeni güçlü bir motosiklet. Ama Levent biraz kilolu tabii, bir Aydın Ateş'e nazaran, bir Süleyman'a nazaran değil de ona nazaran tabii Aydın Ateş bu kilo avantajını çok kolluyor. Şu an derseniz bakın, evet. Devreye çıkarken arayı açmaya başlıyor.
Evet. Sinan Bey, Süleyman Memnun şu anda Aydın Ateş'i yakaladı ve inanılmaz bir baskı yapıyor. Eminim siz de daha önce bu pozisyondan içine girmişsinizdir. Bir pilot arkanızdan sürekli sizi baskı altında tutunca bir pilotun aklına neler geçiyor? Ya çok kötü şeyler geçiyor. Yol vermemek için, yani yol vermemek demeyeyim de geçirmemek için elinden gelen her şeyi yapıyorsun. Ama tabii bakıyorsun ki onun kondisyonu seninkinden daha fazla ise o seni yanından gerçekten çok hızlı bir biçimde geçiyor. Görüyoruz Aydın Ateş korkulu rüyalar görüyor şu anda. Ama bakın dikkat ediyorsan da viraj çıkışında ne kadar yakınsa akselere olduğu sırada yani büyük viteslere geçtiği sırada evet, şu anda kaybediyor galiba hakimiyeti. Süleyman hemen onu telafi etti. Düzlüklerde Aydın Ateş çok açıyor arayı. Çünkü hakikaten hem motoru da iyi hazırlanmış sanıyorum. Yani Honda desteğiyle yarışıyor biliyorsunuz. Süleyman da tabii tecrübesiyle hemen onu yakaladı. Evet, Süleyman hiç affetmiyor değil mi? Evet, fakat en önemlisi arka sıralardan yarışa başlayan Bahattin Sofuoğlu'nu görüyoruz. Yavaş yavaş adım adım geliyor. İnanılmaz bir performans görüyoruz orada değil mi Süleyman? Sanıyorum bütün dişine takarak şeyleri, bütün gücünü arkadan geliyor. Fakat önde gidenler de hiç başarısız değiller. Levent çok başarılı bir yarış çıkarıyor. Fark görüyoruz. Peki şu anda Aydın Ateş baskının altına girdi. Biraz önce hata yaptı. Şu virajda hata yaptı. Süleyman Memnun zaten taktiği bu mudur? Sürekli baskı yapıp hata beklemek mi yoksa bir açığı Süleyman Memnun yakın takip ediyor ki onu en ufak bir açığında geçsin diye. Zaten yarışçılar eğer o kadar yakın takip edemezseniz zaten geçemezsin. Fakat tabii öndeki Aydın Ateş de Süleyman Memnun'a zaten daha tecrübesi olduğu için ben eğer tecrübeli bir fiyat olsaydı Aydın Ateş, yani ben öyle onun yerinde olsaydım Süleyman Memnun'un arkasında kalırdım. Çünkü onu takip etmek daha kolay olur. Yani kopya çekmek gibi bir şey bu. Fakat tabii Aydın Ateş tecrübesi bir pilot olduğu için Süleyman abi beni yakalayacak diye devamlı bir mücadele veriyor. Ve şu anda evet, Süleyman'ın geçtiğini görüyoruz. Süleyman Memnun şu an farklı bir çizgi kullanıyor. Genelde dışarı evet ama fren çizgisi farklıdır. Fren atarken daima normal kullandığınız çizgiyi kullanmayacaksın. Daha düz kalmak zorundasın. Onun için bak görüyorsun hemen başarılı bir de geçerken de onu abandone etti. O ister istemez biraz geri kaldı. Çizgisini bozdu. Evet diyorsun. Çizgisini bozdu. Aydın Ateş'te. Şimdi normalde Aydın Ateş eğer biraz daha tecrübeli davranırsa Süleyman'ın arkasından giderek daha iyi bir yarış çıkarabileceğini zannediyorum ben. Bırakmaz peşi diyorsun. Elbette. Çünkü Süleyman hakikaten bu pisti iyi bilen bir yarışçı arkasını şu anda kontrol etti. Ne kadar kolay yaptığını görüyorsun. Evet, burada da Bahattin'in Cenk yakaladığını görüyoruz. Cenk Aslanoğlu da tabii White Westinghouse pilotu. Evet. O da bir hayli tecrübeli pilot yani değil mi? Elbette, bu pistin en tecrübeli denebilecek kadar fazla yarışan pilotlarından bir tanesi sanıyorum Bahattin. Evet, Bahattin onun önünde kaldı. Cenk de burada çok tecrübeli. Cenk de Bahattin'i önüne bırakarak onun arkasında dinlenmeyi de yeğliyor olabilir. Evet, Levent'in burada arayı çok açtığını görüyoruz aşağıya. Çok güzel bir terim kullandınız biraz önce Sinan Bey. Fren atmak. Tam olarak nedir bu terim? Bize anlatır mısınız? Şimdi bakın, zaten dünyada bakarsanız tüm yarışlarda hiçbir zaman liderlerin Fuat Erkatip, sanıyorum bir ön fren hatası yaptı burada. Çünkü o Ayhan Başak'ın içine doğru yaklaştı. Orada çok ona çarpacağım gibi bir düşünceye kapılıp ön freni sıktı zannediyorum. Ön freni sıkınca da evet, motosikleti kaçtı önünden. Evet, şu anda Aydın Ateş'i yakaladığını görüyoruz. Fren atmak şu demek. Dikkat edin, dünya şampiyonalarında otomobil olsun, motosiklet olsun hiçbir zaman önde giden liderler en iyi dereceyi yapamaz. Neden? Çünkü önde giden pilotlar en iyi pilotlar olmuş. Arkadan gelenler onlara devamlı fren yaparak, iyi fren yaparak hamle yapar. Bu hamleden dolayı da zamanları iyi olarak çıkar. Yani iyi zaman yaparlar. Şu anda da sanıyorum Bahattin iyi zamanlara imza atıyor zannediyorum. Çünkü farklı bir stilde yarışıyor. Normal çizgisinde değil, biraz daha riskli yarışıyor. Evet, biraz önce Pirelli virajını hatta bir ara sanki onu evet, çimeye dışarı, çıkarken evet, gibi. Evet, görüyorsun orada. Orada farklı bir stil kullanıyor ki bunu yapmak zorunda. Yapamazsa zaten önündekileri bu kadar kısa bir sürede yakalayamaz. Var her birisi, öyle mi? Yarışta bir çizgi yok esasında. Yani yarışta her yeri kullanmak durumundasın.
Şimdi Süleyman sanıyorum burada, evet Süleyman en tecrübeli, bak dikkat ediyorsan Süleyman rahat bir yarış çıkarıyor. Arkasından gelen mesela bak dikkat ediyorsan Aydın Ateş de rahat gitmeye başladı. Hayır, ne kadar öyle dersen de şimdi ona biraz Bahattin stresi yaklaştı ama Süleyman'ın arkasından gitmek daha kolay oluyor. Şu anda daha o konuda rahatlar şu anda. Tabii bak dikkat ediyorsan hemen orada hemen onu da şey edeceğim. Aydın Ateş düzlüklerde arayı açıyor. Çünkü frenajda da Aydın Ateş'in aynı avantajı yok mu? Var tabii. Aynı hem akseler olup hem iyi frenaj yapıyorsa zaten başarılı oluyor ama virajlarda sanıyorum yavaş ki bakın Bahattin hemen onu açılmasına rağmen virajda yakaladı. Şimdi Bahattin'in aklına neler geçiyor? En son başlamıştı, şimdi Aydın Ateş'in ensesinde, şimdi üçüncü savaşı veriyor. Vallahi enteresan şeyler düşünüyordur. Kendi kendine herhalde ne yapacağını merak ediyor. O da bilmiyor. Ama Bahattin gerçekten iyi bir pilot. Motosikleti çok iyi yönlendirebilen bir tavrı var. Dikkat ederseniz sizin de startlarda hep onu görmüşsünüzdür. Hep ön teker yaparak, fren yaparak motosikletin arkasını kaldırmak gibi böyle ekstra marifetleri var bu çocuğun. Bu da motosiklette çok iyi oynayabiliyor, çok barışık olduğunu gösteriyor. Hep söyle tabii de çok biraz daha artıları var gibi geliyor bana. Bu bakımdan kaymalarda falan motosikleti daha iyi tutabiliyor. Burada da görüyoruz ki Aydın Ateş'i yakaladı. Evet, bir de tur bindirme var. Süleyman Ayhan Başak'a tahmin ediyorum tur bindirdi. Peki evet, şimdi bu tur mavi bayrağı da görüyoruz orada. Evet. Yavaş pilotların önden çekilmesi için. Mavi bayrak diyorsunuz. Mavi bayrak sabit olduğu zaman bir kişi var demek arkasında. Devamlı sallandığı zaman birden fazla kişi var anlamına geliyor. Ve orada da gerçekten başarılı bir hakem görüyoruz. Şu anda yazdığım bir şey dikkat ediyorum. Süleyman memnun kopamadı. Aydın Ateş'ten veya Bahattin'den kopamadı. Kopamaz çünkü dediğim gibi o çocuklar bu konuyu gerçekten artık iyi takip ediyorlar. İyi kopya çekiyorlar. Süleyman gibi bir tecrübeli bir pilotu hakikaten iyi takip ediyorlar. Bu sırada Levent Celosun'u göremiyoruz. Sanıyorum ara açıldı. Ara açıldı biraz. Levent de başarılı bir yarış çıkarıyor. Şu anda evet. Dışarıdan bir atak dinleyecekti Bahattin ama denedi. Evet. Başarılı olamadı. Cenk. Evet. Cenk düştü. Cenk düştü. Sanıyorum birkaç gün önce biz kameralardan kaçtı. Evet. Levent Celosun bir fren. Evet. Levent Celosun bir fren hatası yaptı. Bir fren hatası yapınca yoldan çıktı. Şu anda liderliği. Evet. Cenk Asıl'ın. Evet. Necmi Ekerman buna çarpmamak için biraz pist dışına doğru kaçtı. Evet. Cenk tekrar yarışa döndü. Evet. En önemli not. Levent Celosun'da ancak o da yarış dışında kaldı. Bu arada Bahattin Sofoğlu Aydın evet. Ateş'te en parkur belki en tehlikeli virajına geçti. Evet, yalnız burada Aydın Ateş hata yapıyordu. Daha önceki şeylerde görüyoruz turlarda. Aydın Ateş burada biraz süratli geliyor zannediyorum bu viraja. Dışarı doğru açılıyor. Dışarı doğru açılınca orada Bahattin onun böyle açıldığını gördü. Ve orada içeriden bir hamle yaptı. Süleyman arkasını kontrol ediyor. Birerden çıktı. Süleyman lider şu anda. Yarış tamamen değişti. Aynen Süleyman Memnun kendini lider olarak buluyor ve ama şimdi Bahattin Sofoğlu. Evet, Bahattin ikinci. Bahattin ikinci durumda, Aydın Ateş üçüncü durumda. Gerçekten yarış çileden çıktı diyeceğim. Çığırından çıktı. Çok değişik bir yarış oldu. Süleyman Memnun her zaman arkasını kontrol ediyor. Evet. Bahattin'den bir atak bekliyor tabii çünkü daha önceki yarışlarda Süleyman Memnun Bahattin'in ben tahmin ediyorum ki Bahattin'in nasıl oraya geldiğini herhalde bir merak ediyordur. Çünkü hiç tahmin edilemeyecek bir olay. Hakikaten çok başarılı bir olay. Evet. Sanıyorum Bahattin bunu yarışın sonunda dereceleri aldığımız zaman göreceğiz sanıyorum. Başarılı bir zamanlama yaptı zannediyorum. Çünkü çok büyük bir fark var. Evet. Bakın fren hamleleriyle bak burada bir hamle yapacak mı? Evet burada bir hamle yapıyor. Evet. Evet. Şimdi bak bu hamle ona iyi bir zaman çıkarıyor ama tabii Süleyman Memnun evet. Bakmadı. İşte Süleyman Memnun bu. Süleyman Memnun tecrübeli ve çok kontrollü bir pilot. Hiçbir zaman için böyle konularda hiçbir pilota aman vermiyor. Lastiklerin hangi noktaya kendini bırakacağını çok iyi biliyor. Gerçekten öyle. Son tura girdik. Son tur evet. Son tur ve şimdi Bahattin'in çok iyi bir taktik burada çıkarması gerekiyor. Eğer bir şeyler öğrendiyse. Ne demek bu? Yani burada çok büyük bir fren olayı var. Fren olayını başarabilmesi için motor güçleri çünkü birbirlerine çok yakın. Bak dikkat ediyorsan çok yakın gidiyor. Yani Süleyman'ın rüzgarına gidiyor. Yani rüzgarına girip
rüzgarından fren hamlesi yapması gerekiyor. Sanıyorum yapıyor. Evet, çıktı ne rüzgarından. Çıktı rüzgarından, yanına geldi ama Süleyman tabii ona bir cevap veremedi. Çünkü sanıyorum rüzgarından çıkınca çok başarılı bir şey yaptı orada. Çıkış yaptı Bahattin. Evet, son tura geldik. Son tura geldi. En arkadan geldi. Evet, çok büyük bir aksilik var. Evet. Bahattin kaydı. Bahattin sanıyorum bir kayma oldu orada. Süleyman yarışı birinci bitirdi. Son virajda Süleyman Memnun yarışı kaydı. Evet, şimdi burada daha iyi göreceğiz. Evet, sanıyorum Bahattin'de ufak bir kayma oldu. Dizinin yere değdiğini görüyoruz değdi, orada. Evet, orada kayınca dizi yere değdi. Orada bir anda panikledi. Evet, Süleyman Memnun'un sevinci var tabii. Evet, sevinç var. Ve yarış sonrası Ayda Ateş'le görüştük. Ateş'lerin motorları çok kuvvetli. Tecrübeli hepsi benden. Yıllarını vermişler yani bu işe. Ben yeni ama seneye, yani hedefim seneye. Seneye inşallah şampiyonlar yani. Yarışın belki de en büyük kahramanı, en arkadan başlayıp liderliğe kadar yükselen Bahattin Sofon'la görüştük. Motorumdaki problemler de beni etkiliyordu ama en de güzel bir yarış çıkartıp ikinci oldum. Süleyman abiyle bir çekişmemiz oldu. Ben onu geçtim. Sonra tekrar beni geçti. Bir hata yaptım. Sonuçta güzeldi ya. Ve zor bir mücadeleden sonra günü birinci bitiren Süleyman Memnun'la beraberiz. Bahattin Sofoğlu starta çıkamamıştı. Yarışın bitmesine 3 veya 4 tur kala bitin çıkışında mavi bir Suzuki gördüm. Aa dedim, Bahattin herhalde izin aldı. Nasıl bıraktılarsa biraz eğlenecek. Sonra bana yol verdi PLD virajında. Ondan sonra arkamdan gelmeye başladı. İyi dedim, Bahattin eğleniyor. Yani ben yarışsaydım Süleyman abiyi geçerdim gibilerinden. Sonra beni bir yerde sıkıştırdı. Kızdım, madem eğlenmek istiyorsun gel o zaman dedim. Yoksa ilk kafamdaki hesaplar şuydu. Nasıl olsa Bahattin eğleniyor. Puan falan alacağı yok. Sen de akıllı ol diyorum kendime. 20 puanı aldım. Şeyler de uzakta. Levent yarış dışı 5 veya 6 oldu. Aydın Ateş de epeyce uzaktaydı. Bırakıp gönderecektir. Kızdığım için start düzlüğünde o sendelede ben onu geçtim. Meğer Bahattin zaten peşimizden geliyormuş. Birinci de olacakmış ben. Eğer onu orada geçmesem. Yani yarışı kazanmam da öyle bir kızgınlığın ödülü oldu. Türkiye Motosiklet Şampiyonası'nın 4. ayağının sonuçları. 1. Süleyman Memnun, 2. Bahattin Sofoğlu, 3. Aydın Ateş. Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın ikinci yarışı. İGS Tırmanma için Gemlik'te Şahintepe'deyiz. Yarış öncesi bu yıl Opel Motorsport'un yıldız pilotu Serkan Yazıcı ile görüştük. Normal şartlarda biz rally